Merhabalar. Bu videoda size bileğimde gördüğünüz boncuklu bilekliği nasıl yaptığımı anlatacağım. Bunun için 8'e 0 mavi ve beyaz kum boncukları kullanacağız. 16 numara iğnem ve naylon ipliğimle bilekliğimi yapacağım. İğneme ipliğimi 2 kat geçiriyorum ve ucunu düğümlüyorum. 4 tane beyaz boncuk alıyorum. İğnemden geçirip ucundan 2 düğüm atıyorum. İki düğüm attıktan sonra ipi 2 tur beyaz boncukların içerisinden geçirip başlangıcımı sağlamlaştırıyorum. Bundan sonra 6 tane mavi boncuk alıyorum. Bir taneyi atlayıp diğer boncuğumun içerisinden geçiriyorum. Şu başlangıç noktasındaki fazlalığı birazdan keseceğiz. Böyle bir şekil oldu. Şimdi bundan sonra yapacağımız her şey bir öncekinin tekrarı olacak. 3 mavi, 4 beyaz boncuğu iğneden geçiriyorum. İyice sıkıştırıp ilk beyazın içerisinden tersten geçiriyorum. Şu şekilde. Elimle sıkıştırıp tekrar 3 mavi, 4 beyaz alıyorum. İğneden geçiriyorum. İlk beyazın içerisinden ters yönde geçirip tamamlıyorum. Bu şekilde bilekliğimi istediğim boya getirene kadar devam edeceğim. Benim standart bilekliklerim 15-16 santim uzunluğunda oluyor. Siz de kendi bileğinize uygun bir uzunluğa gelene kadar yapmaya devam edersiniz. Yine aynı şekilde beyazın içerisinden geçirdim. Bu şekilde 15 santim örüp sonra nasıl devam ettiğimi göstereceğim. Şimdi benim bilekliğim 15 santim uzunluğa erişti. Bundan sonra başlangıçta yaptığım gibi 6 tane mavi boncuk alıyorum ve şu en üstteki beyaz boncuk var ya, onun içerisinden geçiriyorum. Bakın şu bitiş kısmını yapmış olduk. Bundan sonra artık beyaz boncuk almayacağız. 3 tane mavi boncuk alıp sıradaki beyazın içerisinden geçireceğiz ve tekrar 3 tane alıyorum maviden ve sıradaki beyazın içerisinden geçiriyorum. Evet, tekrar 3 tane alıyorum ve sona kadar bu şekilde ilerliyorum. Sonuncu beyazıma geldim. 3 mavi boncuk daha alıyorum. Üstteki beyazın içerisinden geçirip 2 mavi sonrasından çıkıyorum. Bilekliğimiz bu şekilde tamamlandı. Nasıl bitirdiğimi göstereyim. Altından bir kere geçirip sonra arkasından bir kere daha geçirdikten sonra düğüm olmasını sağlıyorum. Burada bırakmayacağım. Burada biraz ipi yürütmek istiyorum. Ola ki düğümümüz açılırsa bilekliğimiz hemen kopmasın.
Buradan biraz daha ilerleyeceğim. Ve bu aralarda birer düğüm atarak bilekliğimi sıkılaştıracağım. Artık kesebilirim. İsterseniz buradaki uç sizi rahatsız ediyorsa burayı yakabilirsiniz de, ama biraz riskli oluyor. Yaktığınızda kopma ihtimali var. Emeğiniz de boşa gitmesin. Böyle güzel, tatlı bir bileklik oldu. Bunu nasıl bağlayacağız? Bunun ucuna isterseniz papağan ya da halka takabilirsiniz. Ben öyle bir şey kullanmayacağım. Ekipi yapımında kullandığım böyle paraşüt iplerim var benim. Bundan bir yaklaşık 20 santim alıyorum. Bu uçtan ve diğer uçtan geçirip bunun ortasından 2-3 tane makrame düğümü atıp asansörlü kapama yapıyorum. O kısmı daha evvel birçok videoda gösterdiğim için şimdi tekrar göstermeyeceğim, ama takip edenler nasıl yaptığımızı bilirler. Şu boşta sallanan uçlarına da birer küçük düğüm atıp, isterseniz yine buralara birer küçük mavi beyaz boncuk atıp bilekliğinizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Evet, bizim bilekliğimiz bu kadar. Asansör kapamamız bu şekilde yaptık bu sefer. Bileğimize takalım bakalım. Evet, sizce hangisi güzel? Mavi beyaz mı, pembe mor mu? Hadi bakalım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.